GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde Çin ekonomisine ilişkin gelişmelerle birlikte jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarının yer aldığını ifade edebiliriz. Gün içerisinde özellikle Çin ekonomisine yönelik kaygıların varlık fiyatlarına yön veren temel unsurlardan bir tanesi olduğunu belirtebiliriz. Çin ekonomisinin sağlığına ilişkin bilgiler veren PMI verileri bu haftanın başlangıcı ile birlikte olumsuz bir tablo ortaya ...koymuştu ülkenin ekonomisine ilişkin olarak. Bu sabah yayınlanan hizmetler PMI verisi de... ...yine 17 ayın düşüğünde gerçekleşerek... ...tahminlerin altında gerçekleşti ve... E, ...Yuan'ın da aynı zamanda Çin Yuan'ının da... ...dolar karşısında 5 yılın en düşük seviyelerine kadar... ...gerilemesindeki e, pay sahibi etkenlerden bir tanesi oldu. Diğer taraftan Kuzey Kore'nin hidrojen bombası... ...test ettiği yönündeki açıklaması... ...jeopolitik risklere ilişkin... Piyasaların kaygılı bir şekilde varlık fiyatlarında fiyatlamalar yapmalarına yol açtı diyebiliriz. Konuya ilişkin olarak gün içerisinde Fransa'dan, Çin'den, İngiltere'den ve Avustralya'dan açıklamalar geldi. Kuzey Kore'nin bu tür de, e, testler yapmasının kınandığını genel çerçevede ifade edebiliriz. E, bu riskte tabii ki özellikle yavaşlayan Çin ekonomisiyle birlikte piyasaların algısını olumsuz bir şekilde etkiledi. Yeni yıla satışlarla başlamıştı. Borsalar tarafında özellikle endekslerin gerilediğini görmüştük. Bunun yanında ise bugün yine Avrupa borsalarında benzer bir tablonun izlendiğini ifade edebiliriz. Almanya ve Fransa'da %1.5'luk kayıpların öne çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte Avrupa'da farklı gündem başlıkları da e, takip edildi. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Pretin yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bankanın %2 enflasyona ulaşmak için herhangi bir B planı olmadığını söyledi. Yeterli miktarda para basılır ise enflasyona er ya da geç e, %2 olan enflasyon hedefine ulaşacakları yönünde değerlendirmeler yaptı. Diğer taraftan gün içeri yayınlanan hizmetler PMI verileri Çin'in ardından Avrupa ülkeleri için de gündemde yer aldı. İtalya'da hizmetler PMI verisi 6 ayın en hızlı artışını kaydetti. Almanya'daysa yine aynı gösterge 17 ayın en güçlü büyümesini gösterdi. Fakat bu olumlu verilere rağmen Avrupa borsalarındaki düşüşün genel olarak dünya çapında da etkili olduğunu gördüğümüz algı, Çin'e yönelik kaygılar ve jeopolitik riskler de Kuzey Kore ile birlikte gelen, bu yüzden Avrupa borsalarında satışların etkili olduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Petrol fiyatları yine gündemin en çok bu e, takip edilen başlıklarından bir tanesi Brent petrol 11 yılın en düşük seviyelerine kadar yine geriledi. Her ne kadar e, İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimin gündemde yer alması petrol arzına ilişkin kaygıları, endişeleri gündeme getirse de haftanın devam eden günlerinde özellikle bugün baskılı seyrin izlendiğini gördük petrol fiyatlarında. Çünkü küresel arz fazlasının devam edeceği yönündeki algı fiyatları aşağıya çeken en önemli başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca bugün Enerji Bilgi Dairesi'nin yayınlayacağı Amerika'daki stok rakamlarının artışa işaret edeceğine yönelik düşüncelerde algıda yine Petrol fiyatlarını aşağı çeken faktörler arasında bulunuyor diyebiliriz. Düşük petrol fiyatlarına ilişkin olarak ayrıca İran'ın OPEC temsilcisinden bazı değerlendirmeler geldi. Aşırı Arz petrol piyasası için en büyük tehdit şeklinde bir değerlendirmede bulundu ee, ülkenin OPEC temsilcisi İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimin etkilerinin geçici olacağını da ifade ederken İran'a uygulanan yaptırımlar e, süresince üretimlerini arttıran ülkelerin artık bu üretimlerini kısması gerektiği yönde de değerlendirmelerde bulundu. Bu başlıkla birlikte e, genel olarak Çin, Kuzey Kore, Avrupa'daki gündem ve petrol fiyatlarının yanında değerli madenlerin, kıymetli metallerin yükseliş kaydettiğini gördük. Her ne kadar Çin ekonomisine yönelik kaygılar gündemde yer alsa da piyasaların riskten kaçarken görece daha güvenli olduğunu düşündüğü varlıklara olan talebinin artması hem değerli madenlerde hem de özellikle Japon yeninde değer kazanımlarının dikkat çekmesine yol açtı. Görece daha riskli olduğu düşünülen varlıklarsa değer kaybetti. Gelişen ülke para birimleri ve endeksleri de bunlar arasında yer aldı diyebiliriz. Dolar TL paritesi gün içerisinde önemli yükselişler kaydetti. Yukarı yönlü hareketlerini 3.01 seviyesinin üzerine kur taşıdı diyebiliriz. Hem Enflasyonun hafta başında tahminlerin üzerinde gerçekleşmiş olması hem de çevresel faktörler TL'deki kayıpları tetikledi diyebiliriz. Diğer gelişen ülke para birimlerinde de olduğu gibi bu temel faktörleri değerlendirecek olursak özellikle Çin Merkez Bankası'nın ve ülkenin diğer otoritelerinin atmış olduğu adımlara rağmen piyasaların e, kaygılarının giderilememiş olması borsalardaki satışı tetikleyen önemli başlıklar arasındaydı. Ayrıca bahsettiğimiz gibi jeopolitik risk algısı Kuzey Kore ile birlikte gündeme taşındı. Ülkenin hidrojen bombası test etmesi, hidrojen bombasını başarılı bir şekilde test ettiğini duyurması kaygıların kaynağını oluşturan başlıklar arasındaydı. Jeopolitik risklerin artı artabileceği yönündeki düşünce değerli madenlere talebi artırırken gelişen ülke para birimlerine ise baskı getirdi. Yavaşlayan Çin ekonomisinin Özellikle arz fazlasıyla birlikte petrol fiyatlarına baskı yapması ise yine petrol ihraç eden ülkelerin para birimlerine baskı yapan temel unsurlar arasında faktörler arasında yer aldı. Günün devamını incelediğimizde ise piyasalarda dikkatler yavaş yavaş ABD Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin beklentilere kayabilir diyebiliriz. Dolar endeksi gün içerisinde yatay bir seyir izledi. Asya seansı içerisinde yükselişler kaydetmişti. Avrupa ile birlikte bir miktar bu yükselişlerini geri verdi diyebiliriz ama halen daha yine son kaydettiği yükselişlerine tutunan bir görünüm sergiliyor. Bunun öncesinde bunun sonrasında daha doğrusu yoğun bir gündem piyasaları bekliyor diyebiliriz. Öncelikle saat 15 15'te ADP tarım dışı istihdam değişikliği verisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacak. Özellikle cuma günü yayınlanacak olan resmi tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde özel sektör değişimine ilişkin bir bilgi verecek diyebiliriz bugünkü Rakam 193 bin Amerikalının Aralık ayında e, özel sektörde tarım dışı, e, tarım sanayi dışında e, iş sahibi olmasının beklendiğini görüyoruz. Bu rakamın altında ya da üstünde açıklanacak e, datalar, FED e yönelik ABD Merkez Bankası yönelik algıları şekillendirebilir, özellikle Cuma günkü rakama ilişkinde piyasaları, e, piyasaların beklentilerini şekillendirebilir. Bu rakamdan 15 dakika sonra ise Kanada ve ABD'den ticaret dengesi rakamlarını göreceğiz. 16.45'te ise Çin sonrasında Avrupa'da da olduğu gibi hizmetler, hizmet PMI verisi market tarafından açıklanacak. ABD için de yine bu rakamı izliyor olacağız. Ancak saat 17'de gelecek olan ISM imalat dışı PMI verisinin daha yakından izlenen bir gösterge olduğunu ifade edebiliriz. ABD cephesinde görece marketin verisine göre ISM enstitüsünün hazırlayıp sunduğu rakam daha etkin bir gösterge olarak takip ediliyor. Piyasalarda da varlık fiyatlarında dolarda daha etkili olan bir rakam genel itibariyle diyebiliriz. 56 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Endeksin küçük bir artış kaydetmiş olması bekleniyor. Saat 15.15 .15 ve 15.30'dan sonra izlenecek fabrika siparişleri verisiyle birlikte ISM imalat dışı PMI datasının, Önemli olduğunu belirtmekte fayda var. 17.30'da ise dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün yayınladığı stok rakamlarının ardından enerji bilgi dairesinin resmi stok datalarını görüyor olacağız. Stokların artı, artacağına ilişkin bir beklenti var haftalık petrol stokları rakamlarını incelediğimizde ki buna ilişkin algıda gün içerisinde petrol fiyatlarına baskı yapmıştı. O yüzden 17.30'daki datalar petrol fiyatlarının yönü açısından da e, önemli. Tabii ki petrol fiyatlarındaki değişimler özellikle Kanada, Norveç, Rusya gibi petrol ihraç eden ülkelerin para birimlerinde de etkili olabilir gün içerisinde. Aynı zamanda bu rakamla birlikte petrol ve petrol türevi ürünlere ilişkin talebi görmemizi sağlayacak benzin stokları da yakından takip edilecek. Günün kritik gelişmelerinden bir tanesi ise saat 21'de yayınlanan FOMC toplantı tutanakları olacak. ABD Merkez Bankası'nın yani FED'in son yapmış olduğu Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının detaylarını görecek piyasalar. Aralık ayındaki toplantısında FED 9 yıl aradan sonra bir faiz artırım kararı almıştı. Bu toplantının tutanaklarının satır aralarında daha çok piyasalar 2016'da nasıl bir faiz arttırım haritası izlenecek buna ilişkin ipuçları almaya çalışacaklar. Fed'in hızlı görece daha hızlı bir faiz arttırım temposu izleyeceğine yönelik algı oluşursa eğer tutanaklar sonrasında dolarda değer kazanımları izlenebilir ancak Fed'in faiz arttırımları için acele etmeyeceği yönünde bir değerlendirme yapılırsa tutanaklardan alınan bilgilerle bu da ABD'nin para biriminde kayıplara yol açabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Yoğun bir gündem kısacası öğle saatlerinden sonra ee, akşama kadar piyasaları bekliyor diyebiliriz. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.